bazı ünlülerin koruma tutması falan alışıyız ama böyle neydi adı ya bunun? Alper Öz... Erözer. Alper Özer'in böyle... Erözer. Konuşam. Soyadını da söyleyemedim. Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Alperen Öztürk. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Bu içeriğimizde YouTube üzerindeki böyle viral olmuş videolarda sizi ve bizleri güldürecek yorumları seçerek bunları beraber yorumlayacağız. Evet, ilk başta 16 yaşındaki sanatçı Alper Erözer'in korumasını izleyeceğiz. Korumasıyla evet. Gezdiği. Gerçekten böyle bir korumaya gerek var mı yani? Çok mu bunun hala? Ben bunu tanımıyordum mesela. Yani, bu videoda tanıdım. Korumada 55 kilo birisi. Yani ben böyle bir şarkıcı olduğundan bile haberdar değildim. Evet, evet. Genç kızlar çok seviyor. Allah Allah. Tabii. Hangi genç kızlar ya? Öyle bir genç kızım olsa... Neyse kızım da var şimdi, evet, çok şey. İlk yoruma bakalım. Koruma tehlike anında felak nasıl okuyacaksın? Gerçekten lan ben. Baksana böyle koruma. Bir de hani rol kesiyor, sağa sola bakıyor böyle. Yani şimdi orada adam kameraları görünce... Aynen. Hani bu FBI şeyleri var da şöyle falan yapabilirdi yani. Sanki herkes bunun peşinde ha adam. Kimse tanımıyor zaten. Sigara yani. İçin sağ ol kardeşim, kavgan olursa ara. Her mahallede vardır ya bir tane. Kardeşim sigaran var mı der böyle. Ha. Yok derse olsun, sen yine bir sıkıntın olursa ara. Yalnız direkt tip öyle zaten ya. Korumaya bak dosta, korku düşmana gel. Adam var ya, bu koruma videosuyla daha çok trend oldu. Evet ya. Evet. Bu korumayı tutmasa bu kadar tanımıyordu. Normalde bu kadar... En son 3 sene önce çıkardığı şarkılarla falan tanınıyordu. 3 senedir falan gündemde yoktu. İşte bu korumayı tutunca bayağı bir gündeme gelmiş. Koruma kendini koruyabilecek mi acaba demiş. Gerçekten de korumayı kim koruyor? Evet. Çocuğu gölgesinden koruyor sanırım. Çok yakın geziyor. Gerçekten evet. Enteresan ya. Hani böyle bazı ünlülerin koruma tutması falan alışıyız ama böyle neydi adı ya bunun? Alper Öz... Erözer. Alper Özer'in böyle... Erözer. Konuşam. Soyadını da söyleyemedim. Alper'in böyle bir korumayla gezmesi. Korumayı korumak için korumanın korumaya ihtiyacı evet, var. Evet. Korumanın korumaya ihtiyacı var. Öbür videoya geçelim. Evet. Alper Özer'e... Erözer'den. Erözer. Bu videoda yine... Anladın mı? Çevirmenin mükemmel altyazı çevirisi. Bu da bir ara bir hayli viral olan bir evet, video. Evet. Çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? Çök dökmez, bilmem ne. Anladın mı? Bir de bununla şey de vardı ya, bir tane bunun kadın versiyonu da vardı yani, yabancı Almanya'da emeklilik için. Ha sonra, evet evet. Ben onun için çalıştım. Ondan sonra anladın mı? Burada da yine yorumlara geçelim. Zaten evet. Komik olan videodan ziyade videoları zaten izlemişsinizdir arkadaşlar. Bunlar bayağı bir viral videolardı. Yorumların birinde arkadaşımız demiş ki spikerin konuşma sonunda anladım demesi beklenmiyor. Adam en az 20 kez anladım diyor. Spiker kafa bile sallamıyor. Böyle bakıyor adamı. Bir sonraki A1 Türkçe demiş. En çok bildiğim bu. Gerçekten çok iyi ya. Bir sonrakine geçelim. Bu çok eski bir video ama hala geçtiğimiz yıl özellikle çok sevildi. Bingöllü yani Çoban'ın oyunlarıyla yayınlanmış. Üzerinden 7 evet. yıl geçmiş arkadaşlar. Hala internette viral olan videolardan bir tanesi bu. Bingöllü yas yas Çoban. Yas bile diyebildiğimiz. Yas 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 yas. Buna da güzel yorumlar vardı. Biz yine iki tanesini seçtik. 0001 GTA San Andreas CJ'in yürüyüşü demiş. Gerçekten harbiden o yürüyüş ilk direkt... girişi aynısı yani. Oyunu bilmeyenler hemen bir verelim onu da. CJ'in yürüyüşünü evet. de görelim buradan. Son zamanlarda gündem olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla bir yorum daha gelmiş. Türkleri karşılayan uzaylılar. Gerçekten. Bu da güzel ya. Bir de dünyada viral olan Bilal Göregen'in videosu. Bu adam nasıl patladı? Evet, evet. Var ya. Şu an bir mesela... Bir de geçen bu bir yerde video yayını yapıyor böyle yine. Sultanahmet'te mi ne toplamış milleti. Adamın biri buna para vermeye çalışıyor. Bilal Göregen de diyor ki, gerek yok diyor, bizim YouTube kanalımız var. Lan ama ne kadar para kazanıyor. Dilenci değilim ben diyor, vermeyeyim para falan. Allah'ım ya. Enteresan yani. Ama ki hani adamın 1.43 milyon abonesi yani falan oldu. Şu an mesela 39 milyon bu izlenme. Evet. Zaten bundan sonraki videoları hep şey. Hani yabancılar ne isterse onu çekiyor. Aynen. İzlenmeler benzeri gitsin diye. Buna yapılan yorumlar bakalım nelermiş. Ya demiş burada annesi internet tehlikeli biliyorlar bir yer. Derdi. İnternette olan o anda çalan şarkı Bilal Göregen'in. Ama bağımlılık yapıyor yani. Gerçekten her kedi sabah dinliyorum.
Dinleyince kendime geliyorum ya. Böyle. Hani millet kahve içer, ben Bilal Göregen dinliyorum. Annem neye gülüyorsun? Ben hiç beynimin içi. Abi Bilal Göregen. Darip papa, darip papa, böyle bir ben ben. Bir de şöyle bir videomuz var. 2010 yılında Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri tarafından yayınlanan bir video var. Bu sonradan patlayan bir video arkadaşlar. Evet. Yani hiç kimse izlememiş. Patladı gitti sonradan. 10 yıl sonra bir anda 4 milyon oluyor. Hatta biraz izleyelim. Telife girmeyecek kadar 5-6 saniye. Buradan da bir iki yorum seçtik sizin için. Hoca sınıfa dalıp ses yapmayın diye bağıramaz, ders çalışıyorlar. Evet, konservatuar bölümü olduğu için arkadaşlar. Evet. Şu ekip ile her türlü ulusal ve uluslararası müzik yarışmalarında yıllarca birinci biz olurduk. Demiş Çetin Emre Karaman'da, ama tabii bu biraz iddialı bir yorum olmuş. Olabilir. Yıllardır Eurovision'a da katılmıyoruz. Bu sene yani aslında bu grupla katılmıyor. Yani eğlence odaklı bir iş olabilirdi belki. Bir de Mesut Özil'in fake, evet. Çakma Mesut Özil, ki gerçekten bu çok benziyor ama yani. Yani bu dans ettiği taraf falan değil de o kamerayı konuştuğu kısa, evet, falan var ya. Diyor ya arkadaşlar, ben Galatasaray'a gidiyorum, o daha çok para veriyor. Yani baya baya bir Mesut Özil'i andıran. Çok benziyor, gerçekten çok benziyor. Kardeşi olsa bu kadar benzemez yani. Belki de Mesut Özil bizi trollüyordu, bilemiyorum. Çin aşısı olduktan sonra Mesut Özil yazıyor. Çok yaygın bir espri ama, evet, güzel yani. Evet, eskimez. Pound'u Türkiye'de bozduran Mesut demiş. Yani biliyorsunuz arkadaşlar, son dönemde gerçi düştü ama yine de... Bu arada buna Pound da mı verdiler maaşı ya? Ben çok takip etmedim ama. Aslında önceki takımın da Pound üzerinden aldığı için onu Türkiye'de bozdurduğundan bahsetmiş bence arkadaş. İngiltere'deydi biliyorsunuz, bayağı bir oynadı orada. Evet. Başka yorum var mı Alperen? Başka video var mı? Şu anlık bu kadar mı? Haftaya da yine farklı bir video, evet, kategorisiyle, hani viral videolar değil de ne bileyim, böyle belki reklam videolarına yapılan yorumlar olabilir. Belki sizin istediğiniz bir şey olabilir. Aynen öyle. Biz kendi videolarımıza yapılan yorumları şey yapacaktık ama orada çok fazla komik yorum yok. Hem de biraz daha eğlenceli olsun. İsterseniz arkadaşlar, dilerseniz böyle videolar vesaire varsa bize öneride bulunabilirsiniz. Bakın şuradaki yorumlar, şu videodaki, evet, yorumlar vesaire diye biz de onları bir sonraki videomuzda kullanabiliriz. Önümüzdeki haftalarda programın devamı gelecek. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.